Merhaba arkadaşlar, Eyüp Doğan, HobbyMinorist.tr. Öncelikle kanala hoş geldiniz. Bugün size güzel bir video yapacağım, sakin bayramda güzel güzel izleyin diye. Latte ile bir belgesel çekeceğim. Latte ile nasıl buluştuk, Latte ile nasıl başladık, Latte beni dünyaya nasıl tanıttı, Türkiye'ye nasıl tanıttı. Bunları anlatayım dedim, güzel bir video yapayım, bayramda oturun güzelce ailenizle izleyin. Şimdi Latte benim kızım, şu an 2 yaşında. Biz Latte ile nasıl tanıştık? Latte ile küçücük de hastaydı. Burada 35 günlüktü, evet. 35 günlüktü, eve götürdüm. İşte kucağımda. Annem normalde eve koymaz, namaz falan getirir ya. Yoksa seviyoruz. Latte, Latte gel. Gel buraya otur. Otur burada. Gel buraya. Burada. Otur buraya. Aferin. Namaz falan kılıyor diye tam dışarıda seviyor ama içeride fazla kabul etmiyor. Dedim anne işte bu hasta. Nasıl yaparız, nasıl ederiz? Olmaz, olur olmaz dedim ya ben ya Latte. Dedi ikiniz de gelmeyin. Ya işin makarası. Ondan sonra Latte aldık içeriye. İşte gece kalkıyorum. Şırıngayla şey veriyorum. Süt, yoğurt karıştırıp veriyorum. Bir hafta gece gündüz şey şırıngayla bakıyorum ona. İşte bir kusuyor, bir bayılıyor, bir gitti gidecek veteriner. Veteriner serum vuruyorum, getiriyorum yine kusma durmuyor. Öyle böyle 3 gün sonra baktım artık annem de ben gitmeyince şey ben gecikince mesela gündüz uyuyorum. Annem baktım yavaş yavaş vermeye başlıyor. Annem artık alıştı latteye. Annem de onun adı Tony'dir. Tony gel buraya, Tony git oraya. Eve gidiyorum adı Tony işte annem türbanlı falan dışarıya çıkıyor gezmeye. İşte türbanlı bayan sonuçta yanında Malinois görünce herkes teyze bu ne? Teyze bunu nereden getirdin? Diyor oğlum bunu herkes soruyor diyor. Bu nedir ki herkes benden soruyor? İşte kulağında kaldırmıştı. Oradan başladık. Filmimiz oradan başladı. İkimiz birbirimize çok ısındık. Zaten bende şey vardı. Gama vardı, latte vardı. Gama vardı, Mia vardı. Oradan filmimiz başladı. Ondan sonra evde bir video çektik. Yani çektik ne? Öyle bilinçli değil. Öyle çektik, çekelim. Yoksa biz eğitim videoları çekiyorum. Tutmuyor. İşte İlyas... Benim kucağımda sabah uyanmışız kucağımda İlyas diyor işte latte gel latte gel latte gelmiyor işte hırlıyor zırlıyor ben gelmiyorum diyor işte gelmek istemiyorum gezmek istemiyorum. O dünyada patladı. Dünyada video patladı işte bize yazan yazana falan filan ondan sonra latte'nin bir videosu daha vardı. Sinsin videosu. Otur ya tamam da dediler. Bu sinsin nasıl yaptırdım belki siz de izlemişsinizdir. Sayfada vardır. Böyle telin arkasında diyorum latte yat sinsin. Orada baya patladı. Ondan sonra hangisinde patladı ha? Bir videoda daha patladı. Hangisinde patlamıştı? Küçük laf videosu. Bir de yat. Yat videosu. Hangisi? Yorganı üstüne çekeyim ya. He. Yat, kafasına vuruyorsun. Kafasına vuruyor diyem yat. Yat iyi. Şimdi burada mesela herkesin elinde büyüdü. Ailenin içinde büyüdü. Herkesin şey gibidir ama bunu benim çocuğum olduğu için söylemiyorum. Gerçekten insan gibi. Böyle bir şey yok. Biz bundan artık şey geçmişiz. Yani latte ile artık itaat, otur, yat, kalka geçtik artık. Yani onunla insan gibi konuşuyorum artık. Mesela dur oradan oraya atlamayalım. Daha nereden başladık? Oradan geliyek. Oradan geldik. İşte videolar falan patladı. Ondan sonra herkes işte oradan yazıyor, ediyor yurt dışından falan filan. İşte nasıl ettiniz, nasıl şey yaptınız? Ondan sonra latte ile çiftliğe geldik artık. Şey gidip geliyoruz. Ben sabah getiriyorum, akşam götürüyorum iş gibi. Ondan sonra latte artık çiftlikte bırakıyorum. Latte ile burada işte videolar var. Arama çalıştık, arama yaptı. Adam neyi çalıştıysam çocuk hiç yok demedi. Ama küçüklüğünden o ışık belliydi zaten. Geldik şu an 2 yaşında. Bana 8 tane çocuk verdi. Ben istemiyordum çiftleşmesini ama o istedi. Değil de ben çiftleşeceğim durmuyordu. Üretici arkadaşlar birleşimi söylüyorum. Yanlış anlarlar. Ben istemiyordum. O illa çiftleşmek istiyordu. Stres yaptı. Baktım ki işte artık durmuyor. Çok bağırıyor, havlıyor. Ben ister istemez çiftleştirdim. Ya Allah'a çok şükür. Bana 8 yavru verdi. 4 erkek 4 dişi. Şimdi işte Rolex, Gucci var yavruları. Bende yeri çok ayrı. Mesela şimdi İlyas top oynasın. Hayatta en sevdiği şey toptur. İlyas da oynamaz. Mesela ben tatile gideyim. Bir yere gidiyorum 3-5 gün. Burada kimsenin top oynamaz. Çıkar, gelir yukarı ofisime çıkar. Ofisimde ben yoksam gelir tuvaletini yapar, suyunu içer, sağda gezer.
Ondan sonra gider. Zaten ben şehirde küçükken ondan pazara gidiyordum, kafeye gidiyordum, halen öyle. Pazara giderim, her yere götürürüm kendimle. Mesela o videoyu çekemiyorum. Arabada mesela İlyas arabadan markete falan gidiyor. Ön tarafa geliyor. O basamağa ayağını koyun diyorum. Amca geldi, hemen kaçıyor arkaya. Amcasından korkar, İlyas'tan korkar. Ha, korkar ne? Der ki o kızar bana. Arabada İlyas fazla arabada gezmesini sevmez ama mesela ben bununla bineyim arabaya. Almanya'ya gideyim 3000 km. Latte gel buraya. Latte gel buraya, bırak burnunu ya. Gel buraya otur hele, sen görsünler ya. Gel otur buraya. Otur yanıma. Ha. Aferin sana. Otur yanıma. Gezerim, tozan. Bir de burada her zaman rahattır. Yani burada gezer, tozar. Dur. Eğitmenlik yapardı. Şimdi 6 aydır yapmıyor da, önceden bana eğitime gelen çocukları latteye bırakırdım. Nerede su içecek, nerede tuvaletini yapacak, hepsini öğretirdi. Mesela insan korkusu olan köpekler, çocuklar geliyordu bana. Dedim latte bana öğret. Ona öğretirdi. İnsanla iç dışlı olmak nasıl ol, ondan. Bundan en çok çalışan kimdi? O Sakarya'da... Kaptan. Bursa'dan gelen. Bursa'dan gelen kaptanı sosyalleştirdi yani. Tamam, bir de şey, bir tane daha vardı kız çocuğu Sakarya'da. Bayanın vardı ya, bayanın. Neydi onun adı? Bizim yine yavrumuz ha. Tina Gama yavrusu. Neydi onun adı ya? Aynen. Neyse ismini şimdi unuttum. Mesela onları harika sosyalleştirdi. Ondan sonra işte bir tane arkadaş geldi. Şimdi o arkadaşın da eğitmeni. Mesela bir çocuk havlamayı bilmiyorsa ya da bir insana tepki bilmiyorsa latte yana bırakırım. Latte her şeyi sosyalleyersen öğretir. Şimdi latte ile mesela çıkayım çarşıda gezeyim, hiç problem yoktur. Ama herhangi bir tehlikede latte agresyonu gösterir ve adamı ısırır, kötü ısırır. İşte yavruları oldu. Şimdi yavrular hepsi gitti. Bir tanesi Almanya'ya, iki tanesi Belçika'ya. Bir tane bizim abimiz var, Mehmet abi. Ona Amasya. Gitti. Bir tane Amasya, bir tane de Çorlu'ya. O da yine bizim Urfalı bir abimiz. Ona gitti. En azından kanımız etrafımızda kalsın. Ona benim için değerli çünkü. Geç sen değerli ha. Şey için değil. Öyle laf olsun diye söylemiyorum. La vallahi insan hani böyle bazen hayatında ilk defa bir şey böyle gezer bir şeye denk gelir ya. Latte de benim için öyleydi. Seviyorum. İnşallah benle yaşar, benle ölür. O olsun, gam olsun. Gamazdan ayrıdır. Gama zaten her şekilde. Benle yaşayıp benle ölmesini isterim ama Latte'nin de yeri ayrı. Ya ben de çocuk çok. Mesela insanlar çiftliği merak ediyor. Burası bizim şey alanımız. Spor alanımız. Burada çıkarlar. Spor yaparlar. Sporumu, eğitim burada yaparım. Orası zaten ofis. Bu üç kule olanlar yavruların yeri. Yavrular orada kalır. Yoksa o çadırın altında gezmeye gelirler. Dışarı çıktığında hava almaya oraya gelirler. Burası meyve bahçem. Bütün meyve ağaçları vardır. Burası toplam 15 dönüm. 15 dönüm yerim var. 2 dönüm, bir dönüm burası, 2 dönüm burası. Aşağıda da 2 dönüm ayrı gezme alanı var. Çünkü sen buraya çık, oradan göster. Aşağıyı görürler zaten. Görebilirler mi? Aşağıda ayrı bölümümüz var. Kafesler aşağıda. Bir bölüm de burada. Şampiyonlar Ligi burada. Aşağıda eğitime gelen çocuklar. Aşağıyı çok merak ediyorlar. Yorum yazsınlar. Yorum çok gelirse aşağıyı da gösteririz. Tamam, aşağıyı da gösteririz. Çok istiyorlar da yani çiftlik. Çiftliğim bütün kafeslerim altı epoksidir. Yumuşak zemin. Çoklarım her sabah kesinlikle çamaşır suyu vurulur çokların altına. Zaten biz şey değiliz öyle. Kendi işimiz var zaten. Dershanemiz var, okul var. Tek gelirimiz burası değil zaten. Ama ben severek yapıyorum. Zaten hayvanlar çok sevdiğim için. Yani onlarla zaman geçirmeyi seviyorum. Onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Mesela şimdi şeye geçecek. Latte ne öğrettik, ne yaptık? Latte şimdi 2 yaşında. Latte neler yapıyor, neler ediyor? Bakalım ne yüklemişiz. Elimizden geldi. Şimdi Latte zaten geldi. 15-20 dakika şey yaptık, çalıştık. Latte yoruldu. Biraz da dinlendi şimdi. Şimdi Latte'ye bir bakalım. Latte ne öğrenmiş? Şimdi topu aldım, film başladı. Geç. Bekle. Geç. Koş. Geç. Çık. Bekle.
İste, isteme. Gel aşağı. Yavaş sakin. Bekle. Geç. Atla gel. Atla. Unuttun. Unuttun. Orayı değil. Orayı değil. Geç geç geç. Atla. Oradan atla. Hop. Gel bakayım. Aferin sana. Hop. Geç gel. Geç. Takip. Hop. Dön. Takip. Dön. Takip. Aferin sana. Dön. Dön. Takip. Aferin sana. Dön. İste. İste. Geç. İste. Bekle. Bekle. Hayır. Hayır. Bekle. Bekle. Geçirme. Bekle. Hayır. Otur. Yat. Bekle. Geç yerine. Aferin. Hop. Kuskarı kontrol edelim. Aferin. Aferin. Hop. Sakin. Sakin. Hayır. Hayır. Geri. 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 Bas. Bas. Aferin sana. Hayır, takip. Takip. Atla. Atla. Bir daha atla. Hayır. Gel. Atla. Bas. Aferin sana. Hop. Koş. İyi. Koş, 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 koş. Bırak. Aferin sana. Bırak. Aferin sana. Bırak. 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 Of. Dön. Dön. Hayır, yerine değil. Yerine değil, yerine değil, yerine değil. Dön. Geç, geç. Bekle. Yoruldun mu? Yerine geç. Aferin sana. Gel seni öpeyim. Gel. Gel kızım, yoruldun mu? Gel seni öpeyim. Gel 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 gel. Aferin sana. Tabii bu önceden yoruldu zaten. İlk spor açıda zaten yapmadım. Yoruldu şimdi. Git dinlen. Hadi git. Yükleyebildiğimiz kadar yükledik. Daha yaşı 2 zaten. Normalde zaten 1,5 yaşına başlar. 6 ay zaten 2 ay hamilelik gitti. 2 ay yavruluk gitti. Bir de buna şey yükledik. Full bite yükledik. Bodyguard yükledik. Onu şu an gösteremem. Şu an niye gösteremem? Bir kişi de olması lazım.
Ekibinde işi var şu an, çalışıyor. Hayatımda gördüğüm sahili çocuklardan biridir. Çok severim kendisini. Benim için ayrıdır. Şimdi ben kamerayı tutayım. İlyas sen geç bir oyna. Tamam. Bakayım ne tepki verecek. Yordun ama. Yordu, tamam. Yormak da gel. Bak, bırakmaz bir. Hadi. Hop. Hop. Onunla oynadı. Tamam, sen oyna, sen oyna. Ben şimdi çağıracağım, sen oyna. Latte, gidiyorum. Latte. Latte, hadi gidiyoruz. Latte. Hadi gidiyoruz. Burada. Latte. Aferin kızma. Gel. Hadi gel gidiyoruz. Aferin sana. Burada. Aferin sana. Burada, burada. Bak böyle gitmez. Hadi git oyna. Bas. Aferin sana, al kamerayı. Ben bu kamera işini yapamıyorum. Herkes kendi işini yapsın. Herkes kendi işini yapsın. Böyle bir deli. Kimseye top oynamaz. Ancak benle, beni görecek. O istiyor ki her zaman yanımda olsun. Ya öyle özellik çok ki şu an anlat aklıma gelmiyor. Vallahi unutayım. Yoksa özelliği çok, öyle böyle değil. Senin aklına gelen bir şey var mı? Abi bunu yaptığını da anlat, onu yaptığını da anlat. Bu belgesel kalsın ömür bu yüzden izler. Yok. Yani çok özelliği var ya. Normal değil yani. Normal bir köpek değil. Normal bir köpek değil yani. İnsan gibi düşünür. Mesela diş temizliği, kendi temizliği hiçbir zaman dışkısına basmaz. Yavrular da aynı şekil. Bak ha, yavrular da aynı şekil. Yavrular da bir de yavrular çok sağlıklı geldi. Çok güzel geldi. Şimdi yakında onun yavrular. Maşallah deyin. Maşallah deyin. O altı maşallah yazdım. Bir zahmet. Yavrular çok güzel oldu. Bir de yavrulana her şeyi yükledi. Şu an ben verdim birine. Şimdi alta yoruma yazsın. Mehmet abi sen yaz. Yavru ne yapıyor? Yavru bahçede yapmıyor, dışarı çıkıyor. İlla havli dışarı çıkmış, illa beni dışarıya götürüyor. Annesi verdiği eğitimle. Yani biz yavru kendisine eğitim vermedik. Yavrular çok güzel baktı ve çok güzel eğitti. Allah ona razı olsun. Ya bana çok güzel şeyler kattı bak. Eğitmenlikte bana çok güzel şeyler kattı. Yani sadece sen ona bir şey katmıyorsun, o da sana çok bir şey katıyor. Yani herhangi bir köpekle çalışırken, bir çoğulan çalışırken onu Latte'de çok hissettim. Bana çok şey kattı. Mesela Latte diyorum ki biz bugün bunu yapacağız. Doğurmuştu. Yavrular 30 günlüktü. Ben yine eğitim yapıyordum. O zaman bile çalışıyordu yani. Ondan çalışırken mesela o olsun, gama olsun, tine olsun çalışırken zevk alıyor. Mesela adamlar beni uçuruyor. Ben de aklıma geleni o uyguluyor zaten. Ama bana çok şey kattı. Beni tanıttı bayağı. Dünyaya, Türkiye'ye bayağı tanıttı. Sağ olsun, var olsun. Hayatında bayağı yeri var. Dedim böyle bir belgesel çekeyim. Bu birinci bölüm olsun. Bu birinci bölüm İkinci olsun. İkinci bölümde illa aklına bir şeyler gelir. Gelir, anlatırım. Ama mesela hasta olmuştu yine. Böyle ben veriyorum böyle bana bakıyor, üzülüyor, geliyor yanıma yanaşıyor. Hani bir gün böyle şey oldu zaten. Böyle benden uzaklaşmaya başladı. Ben dedim bu gitti o zaman. Bir yerde okumuştum. Hayata şey olacaksa sana uzaklaşır. Ondan sonra vallahi ne yaptım? Ha asansör ha. Asansörü alıştırmak için şimdi ilk çocuk asansörü görmemiş bilmiyor. Birçok saat asansöre git gel yaptım. İçinde yemek, su içinde zaman geçirdik. Ondan sonra şey alıştı. Asansöre alıştı. Ondan sonra zaten şu an yarın bir video yapacağım asansörde. Aynı geç yerine falan asansörde yapacağım falan. Öyle bir video düşünüyorum. Valla ne bileyim de böyle bir belgesel çekeyim. Çiftliği gösterdim ama ikinci bölümde çekeyim. Ondan sonra böyle belgeseller çekeceğim. Her köpeğimle. Mesela bir dahakine Gama'yla çekerim. Mia yaşlandı. Ondan çekerim. Ama Latte'ye öncelik yaptım çünkü bende yeri çok ayrı. Seviyorum onu. Abi böyle baktım mı? Latte. Bu da değil ne aldım. Latte bir bak hele bir amcaya bakma. Abi bana baktın mı? Bitiyor her şey. Latte bana bak. Bugünlük de bu kadar olsun. İkinci bölümde yorumlara bakarım. Eğer şeyse aşağıya da gösteririm. Bir dahakine de bu işe nasıl başladık oradan gireriz. Bu soruda da çok bu işe neden başladık, nasıl girdik. Film çok ya ama bundan sonra çekeceğim. Size güzel şeyler çekeceğim çünkü insanlar istiyor. Merak da ediyor. Bugün Latte'yi çektik. Latte'nin zaten iki tane yavrusu var. Onlar bugün çektik zaten video yayında.
Buraya gelen Instagram'a takibe gelirse çok memnun olurum. Instagram daha aktifiz. Buraya fazla zaman ayıramıyorum. Zaten amacımız burada para falan kazanmak değil. Yani öyle video çekim de video izlensin de öyle bir şey değil de sadece izlenince, beğeni alınca insan ister istemez diyor ki çekeyim, insana demek ki merak ediyor. Beğeni falan olmayınca, yorum olmayınca ah niye çekeyim diyorum, lo boşver aman kalsın. Ama bir dahakine size şöyle anlatacağım. Köpekçilik, çiftlikçilik nereden geldi, nasıl başladım, nereden geldim, şimdi nereye gidiyorum ve nereye gideceğim, hepsini size anlatacağım. Gerekirse benle İlyas oturacağız, bir kameraman olarak koyacağım. İkimiz anlatacağız nereden geldik, nereye gidiyoruz ve nerede bitecek bu film. Daha güzel video yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hadi. Benim. Koş. Hadi gidiyoruz.